İyi akşamlar Türkiye. Gerçekleri, sadece gerçekleri sunduğumuz Kanal J ana haber bülteni başladı. Sevgili seyirciler, bültenimize iki sıcak gelişmeyle başlıyoruz. İlki Güldür Güldür Show seyircilerinden İbrahim Bey'in mesleği hala bulunamadı. Bilim Kurulu ve Türk Dil Kurumu acil toplantıya çağrıldı. Çünkü ruh gaz demekmiş. Bir diğer haberimiz Strasbourg'dan. Strasbourg'daki vatandaşlara bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Siz siz olun, Büşra Hanım'ı aman ha kızdırmayın. İnşaatının yakınlarında yaşıyorsanız birkaç haftalığına ananıza babanıza gidin. Duvarınıza beton çakmasın. Evet. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz dünya olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Enerji fiyatları tavan yapmış durumda. Ama biz bu halkı ezdirmeyiz, yedirmeyiz. Hepsinin hesabını bu akşam canlı yayında soracağız. Her akşam sorduğumuz gibi. Çünkü haberci dediğin halkı için hesap sorar. Biz de hemen hesap sormak için Almanya'ya bağlanıyoruz. Almanya'da enflasyonun rekor kırdığını hepimiz biliyoruz. Orada muhabir arkadaşımız Hayati var. Enflasyonun tavan yaptığı Almanya'dan bildiriyor. Evet Hayati. İbrahim. Evet, Hayati, bize neler aktaracaksın Almanya sokaklarından? İbrahim. Almanya'da durum çok kötü. Hayat pahalılığından insanlar bisiklete biniyor, doğru düzgün maaş alamıyorlar. Vinç operatörleri demir ve beton blokları yan binalara vuruyor. Ve burada enflasyonun altında eziliyorlar diyebiliriz. Evet, Hayati ya. Almanya'da enflasyon kaç olmuş en son? İbrahim, %5. İyi. Nasıl? Yani bu Almanya'da halk enflasyonu iyi dayanıyor demek istiyorum. Yok mu oralarda bir vatandaş? Röportaj yapalım. Bakıyorum. Bak bakalım. Evet, burada bir Alman vatandaşı geliyor. Hallo, was machst du? Hallo, hast du Stuhl für deine Deutschland? Das machen wir doch. Dachte ben. Sen Türkçe konuşuyorsun. Ben Türkçe biliyorum. Kursbek'te büyüdüm. Benim çok Türk arkadaşım. Aman ne güzel, ne güzel amcacığım. Bakıyorum alışverişten geliyorsun. Nasıl, hayat pahalı mı? Enflasyonun etkileri neyi hissediyor musunuz? Ya Martin Stuhl, hissediyorum. Hayati, sorar mısın? Nasıl hissetmiş? Amcacığım, nasıl hissettin? Kıyma 10 euro, artık 10,5 euro. Yani... Ey Alman hükümeti, yahu benim Hans amcam nasıl geçinecek? 10 avroluk dana kıyma olmuş 10,5 euro. Yazık ya. Ya dünya kupalarında, futbolda 4 kere dünya şampiyonu olmuş Almanya'yı ne hale getirdiniz? Vallahi yakışmıyor. Yakışmıyor. Evet, Hayati, söyle Hans amcama benim. Eğer sıkıştıysa, dardaysa gelsin bize. Hans amca, sıkıştıysan gel bize diyor. Ben çok sık Türkiye'ye geliyorum. Benim kız kalıyor. Türkiye'yi kıskanıyorlarmış. Evet. Sevgili seyirciler, duydunuz. Almanya Türkiye'yi kıskanıyor dedi. Ben böyle bir şey söylemedim. Sesi alalım. Vah benim Hans amcam, ah benim sarı saçlım. Üzülme. Elbet bir gün siz de toparlarsınız. Hayati, Almanya'daki işler acısı durumu bize gösterdiğin için teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, vah Almanya diyoruz ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Tabii sadece Almanya'daki problemlerden bahsedip de başka bir yerden bahsetmezsek bu gazeteciliğe yakışmaz. Şimdi İngiltere'den de bahsedeceğiz. Yoksa gazeteciliğe ihanet etmiş oluruz. Evet, İngiltere'de kuyruklar aldı başını gidiyor. Muhabir arkadaşımız Ozan'ın haberi. Ozan.
Evet İbrahim, şu anda arkamda gördüğünüz gibi insanlar kuyrukta bekliyorlar. Saatlerdir ayaktalar. Ve bir umut bu soğukta içeri girmek için bekliyorlar. Ey kraliçe! Ey Queen Elizabeth, ayıp değil mi ya? Sen neredesin sen? Senin halkın sokaklarda, soğukta belki bir pahuçuk kâr etmek için orada kuyruk olmuşlar. Sen neredesin acaba? Paranın üstüne resmini koymuşsun ama insanların kalbine kendini koyamamışsın be. Koyamamışsın. Ozan, ne kuyruğu peki? Neredeler şu an? Ne kuyruğundalar? Vallahi bilmiyorum İbrahim abi. Bana kuyruk bul çek dediler. Ben de buldum, çektim. Her yer kuyruk tabii. Yok, yani bulmak için bayağı yürüdüm. Evet, yürürsün elbette. Çünkü İngiltere'de metrolar hem tıklım tıkış hem çok pahalı. Taksi desen Londra'da taksi bulmak artık imkansız. Yo, her yer taksi aslında İbrahim abi. Metrolarda çok iyi çalışıyor. O zaman sen yeni mi girdin işe? Evet İbrahim abi. Hatta ilk röportajım bu. Belli ki son röportajın olacak. Efendim? Yayın mı kesiliyor Ozan? Yok abi, gayet iyisin. Çok iyi duyuyorum. Ne kuyruğu lan orası? Hemen soruyorum. Excuse me. Hello. Hello. What are you waiting for? Zoom. I want to feed lions. Okay. Okay. Hayvanat bahçesi kuyruğuymuş. Aslan besleyeceklermiş. Bir dakika, ne oluyor? İbrahim abi. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz İngiltere'de ekmek aslanın ağzında. Kraliçe, halkın orada aç bir ilaç kuyruklarda, sen hala torununun karısıyla uğraşıyorsun. Koskoca kraliçe misin? Düğünde takı sayan kaynana mısın belli değil. Sevgili seyirciler, kusura bakmayın. Halk böyle zor durumda oldukça ben yükseliyorum, sinirleniyorum. Tabii ki sadece bizden olmayanları aktaracak, bizden olmayanların problemlerini gösterecek değiliz. Şimdi Akdeniz'e gidiyoruz. Bizimle aynı denizi paylaşan İspanya'ya muhabir arkadaşımız Leman, bakalım bize neler aktaracak. Leman, söz sende. Leman. Evet İbrahim, burada inanılmaz şeyler oluyor. İnsanlar birbirlerine domates fırlatıyorlar. Meydanda olan bir kamyonun içinden birbirlerine domates atıyorlar. Neden olduğunu asla anlayamadım. Sevgili Leman, nedeni çok belli. İspanya'da tarımı bitirdiler. Sen gidip domatesi çiftçiden 1 euroya alıp İspanyol marketasında 5 euroya satarsan olacağı bu. Tabii ki çiftçi isyan ediyor, çiftçi kan ağlıyor. Hola Turquía. Domates tu festivale, bene, perfecto. Festivale domates. Kan kustuk diyor, kızılcık şerbeti içtik diyor. Mahvolduk burada diyor, çiftçi isyan ediyor, kan ağlıyor. Bu festivalde amaç eğlenmek, o domates o. Çocuklar evde, aç, aç diyor. Ah, yazık. Ey Avrupa, bu gidiş nereye yahu? Leman, çok teşekkürler, kolay gelsin, dikkat et. Teşekkürler İbrahim. Sevgili seyirciler, Avrupa'da durum böyle ama bakalım başka yerlerde farklı mı? Şimdi çok da uzağa gitmiyoruz. Brezilya'ya gidiyoruz. Arkadaşımız Kudret Brezilya'da sokakta halkın nabzını tutuyor. Bakalım neler yaşanıyor Brezilya'da. Kudret'teyiz Kudret. İbrahim, Brezilya halkı şu anda krizden dolayı çıldırmış durumda. Görüyorsunuz kimsenin üstünde başında bir şey yok. Baldırı çıplak bir şekilde yaşıyorlar. İnsanlar üstlerine ne buldularsa geçirmişler. Hal bu İbrahim. Ay 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 ay! Gördünüz sevgili seyirciler, canlı yayında Brezilya'da halkın yardım çığlığını kadıncağız ay 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 diye bağırıyor. Vamos dançar, ale dancho! Dikkat et, o Brezilyalı olmayabilir bak. İbrahim, şu anda görüyorsun kıyafetlerime saldırıyorlar. Üstümden ne var ne yoksa almaya çalışıyorlar. Kudret, dikkat et. Halk çıldırmış durumda. Dur İbrahim! Aman dikkat et Kudret. İbrahim! Evet, yayın kesildi. Maalesef sevgili seyirciler, canlı yayında ekranlara getirmek istemediğimiz görüntülerdi. Brezilya'da halk açlıktan muhabir arkadaşımızı yedi. Ne diyelim, Allah kimseye açlıktan insan yedirmesin diyelim. Ve gelelim canım vatanıma. Vallahi bu kadar yer görünce de insan iyi ki buradayım diyor. Sevgili seyirciler, Edirne'ye gidiyoruz. Edirne'ye
turist akını var. Muhabir arkadaşımız Bilal orada. Bilal, neler oluyor orada? İbrahim, selamlar. Edirne dünyanın ticaret merkezi olmuş durumda. Dünyanın dört bir yanından bütün Bulgar vatandaşlar şu an Edirne'de. Dobrdan, bu nedir? Dobrdan mı? Beyefendi, bu şalgam. Şalgam. İçecek bu. Siz Türk lezzetlerini mi tanıyorsunuz? Niye? Çok ucuz. He. Anladım. Bak, başka ne almışsınız? Ha, bak bakalım. Trigger kayışı var burada İbrahim. Arabanız mı bozuldu? Yok, çok ucuz. Çok. Bu ne? İbrahim, saç boyası almış arkadaş. Bu eşiniz için herhalde. Ben bekarım. Bu niye aldınız bunu? Ben kendiniz için. Ben. Yok, kelim. Niye aldı kardeşim bunu? Param var, çok ucuz. Evet İbrahim. Burada ortam harika, turistler çok eğleniyor. Tabii Bilal, dünyanın hali böyle olduktan sonra onlar da bizdeki refahtan faydalanmak istiyorlar, geliyorlar, ne güzel. Evet İbrahim, beyefendi ne oluyor? Mut güzel kaç lira? Benim bu satılık değil ya. 10 euro verin. Ha? 10 euro verin. Gel biz arkada konuşalım. Sen de. İbrahim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Bilal. Çok şeker ya gerçekten. Gördüğünüz gibi muhabir arkadaşımız Bilal de canlanan ticaretten nasibini aldı. Sevgili seyirciler, kapatmadan önce neşeli bir haberle bitirmek istiyorum. Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki ayı Babür'e anne oldu. Şimdi Bursa'ya gidiyoruz. Canlı yayın ekibimiz ayının kafesinin önünde. Burcu, bakalım bize neler aktaracak. Burcu, ne yapıyor? Ayı iyi mi? Çok şeker ya. İyi akşamlar İbrahim. Şu anda Bursa'da hayvanat bahçesinin oradayız. Babür'e anne oldu. Oh. Hepimiz mutlulukla bu günü kutluyoruz burada. Çok güzel, çok tatlı. Aa, bak o sana el sallıyor. Sana gel mi diyor. Git bakayım evet, yanına. Evet, evet. Gel güzel diyor. Bakalım bize ne diyor. Aa, bak bak. Burada yetkililere sesleniyorum. Çok kötü durumdayız. Her şeye zam geldi. Bu çocuk ne yiyecek, ne içecek? Her gün lafa veriyorlar. Her gün lafa veriyorlar. Durum çok kötü. Öyle ki, öyle vahim ki ben bile dile geldim. Burcu, yayını kapat. Kapatın yayını. Kes yayını. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ayıp be. Ayıp, bu da canlı yayında biz doğruları düzgün söylemeye çalışıyoruz, aktarmaya çalışıyoruz. Terbiyesiz ayı. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz canlı yayında böyle şeyler olabiliyor. Hayvanat bahçesine sızan bir ayı yaptığı algı operasyonuyla ülkeyi karıştırmaya çalışıyor. Terbiyesiz seni. Çok beklersin sen daha, hadi oradan. Ne, sen de gülme. Ben biliyorum, siz bunun skecini de yapacaksınız. Ben sizi biliyorum, siz var ya. Evet, bu akşamlık bu kadar. Sevgili seyirciler, haksızın ve haksızlığın her zaman karşısında olan Kanal J ana haber burada. Bak hala gülüyor. Burada bitti. Gerçekleri izlemek ve görmek istiyorsanız bizden ayrılmayın. İyi akşamlar. Terbiyesiz. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.